Merhaba Arkadaşlar, ben Başar. Dün Hearthstone'a patch 17 geldi. Daha önce çeşitli videolarla ele almış olduğumuz değişiklikler geldi. Bir genel hızlıca üzerinden geçmek istiyorum çünkü kanalda zaten çoğu şeyin hepsinin videosu var. Öncelikle arkadaşlar, oyuncular için en karlı olan şey artık Legendary, Epic, Rare ve Common hepsi dahil olmak üzere çoklu koruması var. Yani nedir arkadaşlar bu? Eğer elinizde daha önce yani şöyle bir paketi açtığınız zaman içinden çıkan kartların rarity'si değişmeyecek. Yani atıyorum ne bileyim bir epic, iki rare, iki common çıkacaksa bir epic, iki rare, iki common çıkacak. Ama o çıkan kartlarda sizde o rarity'den herhangi bir kart eksikse o kartlar çıkacak. Bu olay geldi şu an. Kendim bunu ben de dün bir takım klasik packlerle deneyimledim. Yani yeni eklenen kartlardan eksik olanlar vardı. Hemen onlar gelmeye başladı. Son derece hoş bir şey. Dolayısıyla setleri tamamlarken çok daha az harcayacağız. Güzel bir şey veya en azından istediğimiz kartları tamamlarken. Bir ufak hatırlatma. Eğer bir şekilde bir kartı edinip sonradan siz onu kırdıysanız oyun hala size o kartı sahip misiniz gibi sayacak. Örneğin arkadaşlar açtınız. Ne bileyim işte bir tane dandik epik çıktı. İşinize yaramıyor. Yüzde az kırdınız. Oyun o karta hala sahip misiniz gibi hatırlayacak. Bütün epiklerinizi doldurmadan o kart tekrar size çıkmayacak. Böyle. Sonra arkadaşlar bunun için de yine ayrı bir video yapmıştık. 17 Mart'tan başlayarak son 4 ayda oyuna girmemiş oyunculara bir böyle ufak bir görev veriliyor sanıyorum. Ve o görevden sonra istediğiniz bir desteği seçiyorsunuz. Bunun için zaten özel olarak ayrı bir video yaptık arkadaşlar. Yani 17 Kasım kabaca. 17 Kasım civarından beri oyuna girmediyseniz ve 17 Mart'tan sonra tekrar bir giriş yaptıysanız veya işte atıyorum bugün fark etmiyor. Size bir tane bedava desteği veriyor. Burada en iyisi herhalde Hunter Mage iyiydi. Siz zaten dediğim gibi onun ayrı videosu, sonra da bakıp desteğini seçebilirsiniz. Battlegrounds'a biraz update geldi. Bu 5 mana 3'e 3, 5 mana 6'ya 3 mech geldiği zaman Divine Shield alan kart kaldırılmış Battlegrounds'daki minion pool'undan, minion havuzundan. Onun yerine benzer bir şey geldi. Illidan geldi tabii arkadaşlar, Demon Hunter geleceği için. Kombatın başında sol ve sağ ayaklarınız hemen saldırıyor. Evet işte yerine gelen kart bu. Şeyin Cobalt Guardian'ın 3 yıldız 3'e 2 Divine Shield. Kombat esnasında mech çıkartırsanız artı bir atak ve Divine Shield oluyor işte arkadaşlar. Öbürüne benziyor, biraz daha dengelenmiş hali. Böyle bir kart geldi. Bu zaten yeni expansion'ın kartı. Ashes of Arden kartı. 4'e 4. Diğer Merlock'larınıza artı bir artı bir veriyor. 3 yıldız. Wild'a gidecek bir takım kartlar bufflandı. Böyle arkadaşlar Blizzard enteresan meta game yaratmayı seviyor. Ben bu işi pek sevmiyorum açıkçası. Yani şimdi biliyorsunuz yaklaşık 10 gün içerisinde bu kartların hepsi Wild'a düşecek. Şimdi 10 günlüğüne bu kartların bu haliyle yeni bir meta game oluşuyor arkadaşlar. Yani 10 günde kim desteğe ne yapacak, nereye bakacak, ne yapacaksınız falan. Bence biraz tuhaf. Bence bütün bu değişikliklerin ve Hall of Fame'in Ashes of Arden'in geldiği gün olması lazımdı. Ama yapmışlar. Doctor Boom Hero'su 7 mana indi geri. Giggling Inventor 6 mana geri indi demeyeyim. Çünkü 5'ti. 7'ye çıkarmıştı. 6'ya indi. Raiding Party 3 mana indirildi. Tekrar. Reckless Experiment'da artık tekrar birinin altında düşürebiliyor. Yani işte Mega Tool'la falan combo yapabiliyorsunuz. Zephyrus the Great arkadaşlar ciddi bir takım priest değişiklikleri oldu. O priest kartlarını havuzdan çıkartıyor. 7 Nisan'da Ashes of Arden'ın çıkması ile birlikte Demon Hunter Basic kartlarını da havuza dahil edecek. Ve yeni Priest'in Basic ve Klasik kartlarını dahil etmiş havuza. Yani göstermesi gerekirken. İşte bir takım gelişmeler yapılmış. Şuradan biz bayağı bir oyun kaymıştık. Flare yerine
SI7 Infiltrator verdiği yerler oluyor. Bir takım dediğim gibi düzeltmeler var. Priest'ten 6 kart Hall of Fame'e gitti arkadaşlar. Genellikle daha eklemiş kartları. Okiren Soul Priest, Holy Fire, Shadow Form ve Prophet Velen gitti. Divine Spirit'le North Shark Cleric'te işte bu desteğinin insanlara uyuz etmesi combo Priest'in. North Shark Cleric'te çok ucuza, çok ciddi kart çekme potansiyeli olduğu için Wild'a alındı. Ayrıca bir takım olan kartlar değiştirildi. İşte Power World Shield bir mana ucuzladı ama artık kart çektirmiyor. Shadow World Death direkt bir mana ucuzladı. Holy Smite kafaya vurma özelliğini kaybedip 3 damage çıktı. Holy Nova kafaya vurma özelliğini kaybedip 1 mana ucuzladı. Shadow Madness 1 mana ucuzladı. Temple Enforcer 1 mana ucuzlayıp 1 atak kaybetti. Bunlar arkadaşlar genellikle buff tabi. Soul Steel da 1 mana ucuzladı. Ayrıca Hall of Fame'lenen Priest kartlarının yerine işte şu kart geldi. 1 mana birebir rakibin listesinden bir kart elinize veriyor sizin. Harika bir şey. Geldiği an direkt. Yani o şeydeki Elemental gibi değil de Angora'daki o ölünce yapıyordu. Bu direkt yapıyor. Bayağı hoş. 4 mana artı 2 artı 6 buff kartı geldi. Bunlar basic geldi. Bunlar otomatik olarak sizin koleksiyonunuzda olacak. Priest'iniz yeterli levelsa falan tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle direkt gelir. Sonra klasiğe gelen kartlar 2 mana 2 3 Friendly yine 2 alt var. Çok güçlü arena için. 1 mana 2'ye 1 1 enemiyine sizin bir soyduğunuza kadar eksik atak veriyor. Yani arkadaşlar buna vurup karlı trade edebilirsiniz. Bir de rakip yaratığını öldüremiyorsanız size vururken de eksik kalıyor. Bunu önceki incelemde atlamıştım. Shadow World Dream geldi. Bu da Anduin Heroes'unun Battle Cry'ını yapıyor. Bayağı fena. 5 ve üstü atakla her şeyi öldürüyor. Legendary de şu. 8 mana 8'e 1. Bir yaratığı öldürüyorsunuz ve health'ini kazanıyorsunuz. Bayağı iyi tabi. 6'ya 6'ya falan yapsanız eyvah. Nötral kartlar var 5 tane. Eckhart of Pain arkadaşlar bütün klaslara çok ciddi bir kart çekme opsiyonu sağladığı için Hall of Fame'i bence çoğunluğu yerinde. Spellbreaker bilmem yani nötral silence engel olmaya çalışıyorlar ama oğlu bıraktılar. Mind Control tek arkadaşlar bence o da yerinde. Ne oluyor? Masayı dolma yani agresif testleri artıp masaları doldurmaya başladığı zaman bütün kontrol testleri bir tane iki tane Mind Control tek koyuyor. Sinir bir olaydı. Bir de doğrusunu yakaladığından eziyordu. Mountain Giant kontrol destelerine oyun başında agresyon yapma şansı veriyordu. Götürülmesi bence de iyi oldu. Leroy zaten arkadaşlar bütün klasların erişebildiği bir fireball gibi bir şey yani. O da sonucu gereksizdi. Alındığı iyi oldu. Bunlar şu an aktif. Yani daha Ashes of Outland gelmedi. Witchwood, Boomsday Project ve Rastak Ensemble kartları gitmedi. Fakat bunlar şu an Hall of Fame. Yani bunlar şu an artık Wild kartı arkadaşlar. Bunlardan dolayı dustlarımızı da aldık. Eğer her şey golden varsa 19200 gibi bir dust geliyor sanıyorum. Hem priest kartları hem bu kartlar. Rank değişecek arkadaşlar 1 Nisan'dan itibaren. Yani bir sürü deadline'ımız var. İşte 26 Mart'ta patch geldi. Bu değişiklikler oldu. 1 Nisan'da rank sistemi değişecek. 2 Nisan'da Demon Hunter gelecek. 7 Nisan'da da Ashes of Outland çıkacak. Rank sistemi artık yani 25'im 50'im gibi şeyler insanlar arasında anlaşılmayacağı için arkadaşlar bu her yerde kullanılan, yaygın olan işte Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Legend şeklinde yapılacak. Her sezonla Bronze ondan başlayacağız. Geçen sezonun rankimize göre bu olay hızlanacak. Çünkü çok detay vermiyorum. Bunların hepsinin ayrı ayrı videosu var. Tırmanırken bir kere mahsus ödüller alabiliyorsunuz. Bir de her ay ayrı ödüller alabiliyorsunuz. Ama aylık ödüller ay sonunda. Bir kere mahsus ödüllerden emin değilim. Hemen mi veriyor, sonra mı veriyor? İşte Demon Hunter Prologue var arkadaşlar. Böyle 5 bölümmüş galiba. 2 Nisan'da o gelecek. Ve Nisan'a girip bu görevleri yapınca 10 tane Basic Demon Hunter kartını ve 20 tane Demon Hunter Initial setini alacağız. Demon Hunter Initial seti arkadaşlar Year of the Dragon'a ait bir içerikmiş gibi kabul edilecek ve dolayısıyla 2021 Nisan'ında yani bir sene sadece standarta kaldıktan sonra Wild'a geçecek. Ayrıca Ashes of Outland'de 15 kart gelecek Demon Hunter'a ve Year of the Phoenix boyunca çıkacak olan expansionların her birinde normal klaslarda 10 kart olmasına rağmen Demon Hunter'da hep 15 kart olacak. Prologue'dan sonra
7 Nisan'da açılacak diyor. Yani 2 Nisan'da 7 Nisan arasında yine oynayamayacağız herhalde. Bir hemen şu basic kartlara bakalım. Initiate'lara bakalım. Initiate için ayrı bir video yaptım. Basic kartlar arkadaşlar bunlar. 1 mana 2'ye 1. Hero'nuza 1 atak veriyor. Hatırlamayanlar için arkadaşlar Demon Hunter'ın Hero Power'ı 1 manaya 1 atak almak. O turnuna. Yani bu bir nevi Hero Power atıyor. Yani fena değil arkadaşlar. 1 mana 2'ye 1 açıp 1 vurmak idare eder. Mananız varsa ekstradan tabii daha da iyi. İşte üzerine bir de Hero Power basıp falan. Fena bir kart değil. 2 manaya Hero'ya 2 atak veriyor. Draw a card. Güzel arkadaşlar. Bedava demiş işte. Çok çok iyi değil ama fena da değil yani. Bu enteresan. Bu oyunda benzer olmayan bir şey arkadaşlar. Tracking diyorlar aslında ama tracking gibi değil. Şöyle 2 mana 3'e 2 zaten güzel. Destenizdeki 3 karta bakıyorsunuz. Destenizin üzerindeki 3 karta bakmıyorsunuz bakın. Tracking'de en tepedeki karta bakılıyor. Burada rastgele 3 kart gösteriyor öyle yanlış anlamıyorsam. Ve bir tanesini yukarı koyuyorsunuz. Yani tabii aslında yine tracking aynı kapıya çıkıyor. Çünkü Hearthstone'da destek kartların yerini görmenin pek bir yolu yok ama yine de öyle yani testten 3 tane kart gösteriyor. Bir tanesini üste koyuyoruz. Diğerleri de gitmiyor ayrıca. 3 mana 2-3 lifesteal'lı silah var arkadaşlar. Fena değil. Yani şöyle düşünün. 2 manaya overload'lu, 1 overload'lu şaman silahı var 2-3 olan. Ve o inanılmaz iyi bir kart. Arena'dan bahsediyorum. Yani direkt 3 mana verip overload olmadan 2-3 lifesteal bir düzenli özellik var. Fena değil. Güzel kart bu. 3 tane birebir rush çıkartıyor. O da güzel arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Biz'in bir tane eksik koyanı bir nevi. Fakat size kalmış yani. Hani Biz'i attığınız zaman vurup ölmek zorundasınız. Burada vurabiliyorsunuz veya vurmayabiliyorsunuz. Fena değil. Tabii yine Biz'den biraz zayıf kalır ama yine güzel. Yani şöyle 3'ü 3'ü öldürüyor. 4'ü 3'ü öldürüyor. 3'ü 4'ü öldürmüyor işte. Satır Overseer 3 mana 4'e 2. Hero'nun saldırınca 2'ye 2 satır çıkar. Bu biraz dandik herhalde çünkü şeyden dolayı arkadaşlar. Yani bu sağ kalamaz asla. Yani 4'e 2 olduğu için rakip hemen bunu öldürür. Yani ne yapacaksınız? Bunu 4 mana edeceksiniz. Ondan sonra Hero Power basacaksınız hemen üzerine. Vuracaksınız bir tane. Bir de 2'ye 2 satır. Yani işte 4 manaya 4'e 2 artı 2'ye 2 artı 1 damage. Pek iyi değil herhalde. 4'e 3 olsa falan güzel olurmuş belki de. Soul Cleave var arkadaşlar. Cleave'in Lifesteal'lısı. Bir mana fazla veriyorsunuz. Yani 2 random yaratığa 2 vuruyorsunuz. O kadar da heal oluyorsunuz. Vurduğunuz kadar. Chaos Nova var arkadaşlar. Demon Hunter'da fazla kontrol kartı yok. Bu bir tanesi. 5 manaya bütün minionlara 4 vuruyor. Bayağı güçlü tabi. Yani eğer masada yaratığınız yoksa 2 mana ucuz Flame Strike oluyor filan falan. Tabi kolay değil de. 5 mana 7'ye 4. Hero'nuz bu tur saldıysa 4 damage vurur. Arkadaşlar 5 mana 7'ye 4 zaten kart var. Tamam biraz zayıf bir kart olmakla da var yani. Düşünün bunda bayağı ciddi bir özelliği var. Yani bunu 6 mana oynuyorsunuz. Şimdi burada Hero Power'ın 1 mana olması çok fark ettiriyor işte arkadaşlar. Mesela bu kart Druid kart olsa 7 mana gerekecek bu işi yapmak için. Burada 6 mana yeterli. 1 mana Hero Power bir yere bir vur. Sonra bam 5 mana 7'ye 4 deal 4 damage. Deal 4 damage de az değil yani arkadaşlar. Bayağı her şeyi öldürür yani. Kafaya da vuruyor ayrıca. Bu bayağı güzel kart. Sonra enteresan Demon Hunter'ın şeyi gelmiş arkadaşlar. Neydi adı? Pyroblast'ı. 8 mana 8 atak veriyor. Yani işte damage kart. Bence 7 mana falan yapsalar hoş olurmuş. Yani birebir biraz zayıf olmuş. Çünkü arkadaşlar bir de şöyle mesela Fireball, Pyroblast falan hiçbir şey takılmıyor. Bu bir de hala Taunt'a takılıyor yani. Bunlar basic kartlar arkadaşlar. Bunlar hep kalacak. Bundan yani bir wild alama durumu falan söz konusu değil. Bu kartlarda işte o Demon Hunter Prologue'un tamamlayınca bize direkt gelecek. Bunlar Initiate kartları. Bu Initiate kartları arkadaşlar görüyorsunuz böyle raid'leri var. Bunlar hepimize bedava gelecek. Raid'lerine bakmayın. Önemli değil. İşte bu Demon Hunter Prologue'un hepsi bunların hepsi gelecek. Fakat bunlar dediğim gibi sadece bir yıl kalacak. Hatta standartta en kısa süre kalan kartlar olma özelliğini edinecekler herhalde. Yani Baku ve Gen ile birlikte Even Odd desteleri bir yılda Hall of Fame vermişti ya. Bunlar da onlar gibi olacak. Bir yılda hemen gidecekler. Evet. Bunları incelemiştik. Ayrı bir videosu var. Dediğim gibi. Gelelim devam edelim.
Yeni şey gelince, burada arkadaşlar bir iki yeni bilgi var daha önce değinmediğimiz. Yeni şey geldiğinde, yeni yıl geldiğinde her gün bir tane özel görev gelecek. İşte toplam 3 tane Age of Outland ve Year of the Dragon'daki her paketten birer tane verecek. Yani kendine kolay atanmış. 25 kart oynuyor, 3 oyun oyna, 20 büyü oyna. Bedavaya geliyor. Yani quest logunuzda yer bırakın arkadaşlar. Arena da enteresan bir şey olmuş arkadaşlar. Uzun zamandır yapılmayan bir şey. Descent of Dragons'ın lanetten kurtulamadık. Ne yazık ki. Fakat standart olacak şu an arena. Komple standart. Yani basic, klasik Year of the Dragon içeriği artı Age of Outland. Patch 17 böyle arkadaşlar. Dediğim gibi bazı yerlerine biraz hızlı geçtim. Onların hepsinin ayrı ayrı videosu var. İşte yeni rank sistemini anlattığımız Phoenix videosu var. Demon Hunter iniş için ayrı video var. Ekstra detay istiyorsanız o videolara bakabilirsiniz. Görüşürüz.